Yani Amerika Anıtkabir'i referans göstererek Türkiye'yi idare ediyor. Anıtkabir referans gösteriliyor. Türkiye'nin hastalığı budur. Şimdi memleket batıyor, millet gidiyor. Siyasi durum berbat, etnik durum berbat, iktisadi durum berbat, ahlaki durum berbat. Memleket batıyor. Çareyi söyleyemiyoruz. Niye? Atatürk düşmanı diyecekler diye. Değerli kardeşlerim, şimdi size bir olay anlatmak istiyorum. Bu olayı anlatıp sözlerimi toparlayacağım. Önümüzdeki ben değerli kardeşlerim, ben bu toplantıdan sonra karşıya bir yere geçeceğim. Bir video çekimi yapılacak. Yani çalışmamızı sürdürüyoruz. Şu son olayı anlatayım. Şimdi kontr gerilla iddiaları var Türkiye'de, değil mi? Kontr gerilla. Öncelikle şunu belirteyim. Ben çok cesur bir insan değilim ve bunu söylüyorum. Mesele cesaret meselesi de değil. Benim Allah'a imanım var. Cenab-ı Hak takdir etmedikçe bunların ordusu beni öldüremez. Eğer onların gücü yetseydi Hazreti İbrahim'i yakarlardı. Eğer onların gücü yetseydi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öldürürlerdi. Yaşatan ve öldüren Allah'tır. Bana bir şey olursa bilin ki onlardan değildir. Allah böyle takdir etmiştir. Onu da söyleyeyim. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hiç korkutamazlar. Boşuna şantaj yapmasınlar. Susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır buyuruyor Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, sağ olun. Değerli kardeşlerim, bu küfür karşısında, bu şirk karşısında, bu zulüm karşısında, bu haksızlıklar karşısında susarak dilsiz şeytan durumuna düşmek, Allah'a sığınırız. Böyle bir duruma düşmek istemeyiz. Mesele budur. Şimdi savaştan çıkılıyor. İsmet İnönü'nün başkanlığında, burayı iyi dinleyin. Türk milleti bunu bilmelidir. Müslüman millet bunu bilmelidir. İsmet İnönü'nün başkanlığında bir heyet Lozan'a gidiyor. Lozan'da İngilizler ve diğerleri şartlarını yazıyorlar. Bunları kabul edeceksiniz diyorlar. Nedir bunlar? Bu milletin kabul etmesi mümkün olmayan meseleler. Hilafeti kaldıracaksınız diyorlar. Şeriatı kaldıracaksınız diyorlar. Şu devrimleri yapacaksınız diyorlar. İşte şapkayı getireceksiniz, Latin alfabesi getireceksiniz, efendim Cuma'yı değiştireceksiniz, pazarı böyle edeceksiniz filan, şartlarını sayıyor onlar. Toprakları bırakacaksınız, siyasi dağların tamamını bırakacaksınız. Bir dünyayı bıraktık biz Lozan'da masada. İsmet İnönü ve arkadaşları maalesef onların teklif ettiği böyle bir anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul etmeyeceğini biliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin birinci meclisin fevkalade üyeleri şereflidir, haysiyetlidir. Vatan ve millet için milletin başına düşmüşlerdir. En karanlık günlerde millete önderlik etmişlerdir. İyi veya kötü bir şey çıkmıştır ortaya. İyi veya kötü. Az veya çok. Bu ortaya çıkanı da Lozan'da Mustafa Kemal ile İsmet İnönü bıraktı. Şimdi bu noktaya geleceğim. İnönü heyeti geliyor. Fakat meclis kesinlikle Lozan'ı kabul etmem diyor, feryat ediyor. Yani İngilizlerin ve diğerlerinin teklif ettiği maddeleri meclis ben kabul etmem diyor, millet meclisi. Mecliste Mustafa Kemal'e karşı bir muhalefet vardır. Rauf Orbay başbakandır. Rauf Orbay'ın başbakanlığında meclisteki milletvekillerinin çoğu Mustafa Kemal'e karşı, İsmet İnönü'ye karşı, çünkü Lozan Anlaşması'na karşılar. Yani Lozan'ı kabul etmek istemiyorlar. Bir de içlerinde müthiş ve yaman bir sözcü vardır. Cesur bir sözcü vardır. Bu sözcü de Trabzon milletvekili Ali Şükrü Bey'dir. Ali Şükrü Bey milletin meclise çıkıp Mustafa Kemal'i açıkça bu olaylarda tenkit ediyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal Çankaya'nın muhafızı olan, muhafızlarının başı olan, Çankaya'daki muhafızların başı olan Topal Osman'ı çağırıyor. Bu mecliste hainler var diyor. Bunlar bizi Yunan'a sattı diyor.
Bu meclisi bas, 10 tane milletvekili söylüyor, bunları öldür diyor. Yani adamların resmi üniformaları var. Mustafa Kemal muhafız bölüğünü muhaliflerini yok etmek için kullanmak istiyor. Emri Ali Şükrü'ye veriyor. Kontr gerilla. Yani devletin içinde özel bir cinayet şebekesi. Yok diyorlar şimdi. Bakın ben olduğunu ispat edeceğim. Size anlatayım. Önümüzdeki hafta Allah nasip ederse götüreceğim. İnsan Hakları Komisyonu'na vereceğim. İlk kontr gerilla, ilk cinayet böylece açığa çıkacak. Devletin işlemiş bulunduğu ilk cinayet. Çankaya'da planlanan, Mustafa Kemal tarafından planlanan, pek çok subayın ve insan içinde bulunduğu ilk cinayet. Cinayet şebekesi, devletin için. Şimdi, değerli kardeşlerim, Mustafa Kemal bu emri veriyor. Topal Osman kıvranmaya başlıyor. Meclisi basmak çok ağır bir şey. Bir gün yolda giderken Mustafa Kemal'in adamlarından, Mustafa Kemal'in iki defa bakan yaptığı Lozan heyetinde İnönü ile beraber ikinci adam olan Rıza Nur, yani Mustafa Kemal'in adamı, bakan yapmış, Lozan'da İnönü ile beraber ikinci delege, birincisi İnönü, ikincisi o. Bir gün Topal Osman Rıza Nur'a diyor ki, Ulus'taki meclisten istasyona doğru yürüyorlar. Yahu diyor, bu mecliste diyor hainler varmış, vatan hainleri varmış. Bizi Yunan'a satmışlar da diyor. Niye söylemiyorsun ki ben bunların başını vurayım diyor Topal Osman. Topal Osman çok vatanperver biri ama çok da cahil. Vatan deyince babasını kesecek kadar vatanperver, fakat cahil de bir insan aynı zamanda. Kullanılmaya müsait. Şimdi Rıza Nur, ben anlatmıyorum, olayların şahitleri anlatıyor. Belgeleri aldım, arşivlerden aldım, meclisten zabıtları aldım. Rıza Nur'un hatıratı elimde. Dolayısıyla olayın şahidi anlatıyor. Olay çok daha vahimdir, çok daha acıdır, ben kısaca geçeceğim. Sakın diyor böyle bir şey yapmayasın. Sen ne diyorsun? Bu insanlar Mustafa Kemal'e muhalefet ediyor ama bir takım sui istimallerinden ve yolsuzluklarından dolayıdır. Yoksa bunların hepsi vatanperverdir. Meclisi basmak, milletin evini basmaktır. Milletvekili öldürmek, milleti öldürmektir. Sen kahraman oldun. Büyük işler yaptın. Aman ismini lekeleme. Bütün ünvanını ve sıfatını kaybedersin. Millet gözünde hain olursun. Böyle bir iş yapmaya kalkarsan başın gider senin diyor. Bunun üzerine Topal Osmanlılar, Rıza Nur yeminleşiyorlar. Bu aralarındaki konuşma aralarında kalacak. Kimseye söylemeyecek çünkü Rıza Nur da Mustafa Kemal'den korkuyor tabii. Ve bu işi yapmayacağına dair 3 talak söz veriyor Topal Osman. Rıza Nur ikna ediyor. Topal Osman'ı Çankaya'ya çağırıyor Mustafa Kemal. Ne oldu diyor o iş? Paşam diyor, yapamayacağım ben bunu diyor. Meclisi basamayacağım. Meclisi basmak çok ağır bir iş. O zaman diyor, hiç olmazsa içlerinde en azılı olan Ali Şükrü var diyor. Onu öldür bari diyor. Topal Osman yapamayacağını söyleyince Mustafa Kemal ısrar ediyor. Bunu mutlaka isterim be Hamal diyor. Peki diyor, o zaman bir tane olunca onu öldürürüm diyor. Mecbur bırakılıyor Topal Osman. Yani reisi cumhur emir veriyor. Milletvekili öldür diye. Ve Topal Osman Ali Şükrü'yü evine çağırttırıyor adamlarından biriyle. Fakat bu arada şimdilik isimlerini saymıyorum. Bir takım milletvekillerine ve askerlere, subaylara da Topal Osman bu cinayeti işlerken etrafı sarmalarını, bir aksilik çıkması halinde Topal Osman'a yardım etmelerini de emrediyor ayrıca. Bir dış güvenlik tedbiri de aldırıyor cinayet işlemek için. Ali Şükrü Bey hemşerisi, aralarında düşmanlık yok, hiçbir kuşkusu yok. Topal Osman'ın evine giriyor. Kahve içerken, bunu daha önce anlatmıştım, bir yağlı ip geçiriyorlar boynuna. Ve Ali Şükrü Bey'i Topal Osman'ın evinde iple boğuyorlar. Can acısından Ali Şükrü Bey, kuvvetli adam, cesur adam, can acısından oturduğu sandalyenin hasırlarını öyle bir çekiyor ki sandalyenin hasırları elinde kalıyor. Mustafa Kemal Çankaya'da haberi bekliyor, neticeyi bekliyor. İsmet İnönü de yanında. Bir dakika. Mesele bak, iyi dinleyin. İsmet İnönü de orada. Başkaları var bu işte.
Topal Osman ve arkadaşları geliyorlar. Ne oldu diyor, tamam mı? Tamam diyorlar. Leşini de getirdiniz mi diyor Mustafa Kemal. Ali Şükrü'nün cesedi için getirdik. Çankaya'nın bahçesinde şurada diyor yeni sürülmüş bir yer var. Burayı diyor kazın, bu yeni sürülmüş yerin içine gömün ki kimse fark etmesin. Çankaya'ya gömülmesinin sebebi şudur. Biliyorsunuz Hazreti Musa da Firavun'un sarayında büyüdü. Çünkü dışarıdaki çocuklar öldürülüyordu. Çankaya en emin yer. Hiç aranamayacak bir yer. Yani uzak, bulunması mümkün değil. Çankaya'nın bahçesinde Mustafa Kemal cesedi gömdürüyor. Allah'ın hikmeti. Fakat aceleyle gece cesedi gömerken bir ayağı dışarıda kalıyor hafif, hafif yani. Dışta kalıyor. Fakat cinayeti işleyen pek çok kişi olduğu için başbakan cinayeti haber alıyor. Ve ulusla cinayet işlendiği halde tabi başbakan bütün gücüyle katillerin ortaya çıkması için çalışıyor. Müfrezeler, askerler Çankaya tarafına gönderiliyor. İlginçtir. Yani istihbarat var o taraflarda ceset diye. Bu arada sineklerin bir yere üşüştüğü görülüyor. Jandarma komutanı tarafından. Şimdi oraya gidiyorlar, karıştırıyorlar, bakıyorlar ki önce ayağı çıkıyor, sonra ceset çıkıyor. Trabzon milletvekili Ali Şükrü'nün cesedi Çankaya'nın bahçesinden çıkıyor. Bu arada ceset çıkınca derhal başbakan Çankaya'ya çıkıyor, Rauf Orbay. Tabii cesedin elinden de hazır parçaları çıkıyor. Mustafa Kemal'in bunları öldürttürmek istediğini pek çok kişi bildiği için asıl katilin ve emri verenin kim olduğunu da meclisten pek çok kişi biliyor, başbakan biliyor. Bunun üzerine derhal Topal Osman'ın evine baskın yapılıyor. Bu hasırlarla sandalye hasırları uyuşuyor. Cinayette anlaşılmış oluyor. Bunun üzerine başbakan Rauf Orbay Çankaya'ya çıkıyor. Mustafa Kemal'le görüşüyor. Derhal diyor katilleri şimdi yakalatacağım, Topal Osman ve arkadaşlarını adalete vereceğim diyor. Fakat Mustafa Kemal derhal şunu söylüyor. Sakın diyor, sen bu olaya karışma diyor. Şimdi diyor bu olayı derhal bana devrediyorsun diyor. Katilleri diyor benim yakalamam lazım diyor. Sanki Cumhurbaşkanı jandarma komutanı. Değerli kardeşlerim, katillerin yakalanmasını Cumhurbaşkanı takip eder mi? Böylece Rıza Nur'un da ifadesine göre başbakanı ve hükümeti devreden çıkartıyor Mustafa Kemal. İpin ucunu eline alıyor. Ondan sonra Rıza Nur'u Çankaya'ya çağırıyorlar. Nasıl bu işten kurtulalım diye. Topal Osman ve arkadaşları öldürülürse emri kimin verdiği de ortaya çıkmaz. Bunun üzerine binbaşı Rauf'a, Salih Bozok'a ve bazı kişilere Mustafa Kemal emir veriyor. Rıza Nur, İsmet İnönü istişare ediyorlar. Topal Osman ve arkadaşlarını öldürttürüyorlar. 9 kişiyi daha öldürttürüyorlar. Bunun üzerine değerli arkadaşlarım, meclis zabıtlarını 3 gün önce aldım ve okudum. Mecliste kıyamet kopuyor. Şöyle bir haber veriliyor kamuoyuna. Ali Şükrü'nün katili Topal Osman ve adamlarına teslim ol denilmiş. Teslim olmadıkları için, ateşle karşılık verdikleri için kendileri ölü olarak ele geçirilmiştir deniyor. Halkın evet, halkın galeyanını yatıştırmak için maalesef bu olayda gerçekten mazlum olan Topal Osman'ın cenazesini götürüyorlar, ulusta sokağa atıyorlar. Gelen geçen taşla, tekmeyle, sopayla vura 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 başını kopartıyor. Böylece halkın gayzını yatıştırmaya çalışıyorlar kamuoyu nazarında. Bu da yetmiyor, ayaklarından idam ediyorlar, sözüm ona, asıyorlar. Değerli arkadaşlarım, mecliste milletvekillerine başbakan bilgi veriyor, yatıştırmaya çalışıyor. Bağıranlar, çağıranlar, asıl katilleri isteriz. Bir kısım katiller yakalanmıştır ama asıl katilleri isteriz diye feryat ediyor meclis. Bunun üzerine Mustafa Kemal bakıyor ki olayı örtbas etmesi mümkün değil. Olayı örtbas etmesi mümkün değil. Dikkat edin.
Ali Şükrü'nün cinayetinden 5 gün sonra bu meclis gerçek katilleri de çıkaracak, meclise darbe yapıyor. İlk darbe Ali Şükrü cinayetinin açığa çıkmaması için işlenmiş darbedir Türkiye'de. Darbeler ve darbeciler ve kontrgerilla yoktur diyorlar. İşte vardır diyorum, iddia ediyorum. Belgeleri ortada.